Selamünaleyküm. Hem çaylarınız için hem sohbete başlayalım. Sohbeti yetiştirmiş olalım hem de vakit olarak kazanalım. Çaylarınız da için içmek isteyenler içebilirler. Çayları kesmeyin. Mürşid-i kamiller, veliler hata günah işler mi? Yoksa peygamberler gibi günahsızlar mıdır? İsmet sıfatı, yani günah kebar işlememe, küçük günahlardan korunma en yüksek derecede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aittir. O hatadan, kusurdan, küçücük zelillerden dahi münezzehtir. Çünkü Cenab-ı Hak onu hususi manada korumuş, hususi manada muhafaza altına almıştır. Geçmiş peygamberlerde küçük zelliler vardır. Bu zelle günah da değil. Mesela işte Yunus aleyhisselamın Allah'ın emrini beklemeksizin beldeden ondan sonra çekip gitmesi gibi. Bunlar böyle haram değil. İtaatle alakalı bir vahiy beklemeden, bir emir beklemeden kendince hareket etmesi. Kendince. Bunlar zelle. Adem aleyhisselamın unutması gibi. Zelle. Bunlar da geçmiş peygamberlerde görülür. Ama onların yine de o peygamberlerin günah işledi diyemeyiz. Allah muhafaza eylesin. Onların peygamberliklerine leke getirecek şeyler değildir. Peygamberler bu manada masumdurlar. Gelelim velilere. Veliler bunlar zaman içerisinde ümmeti Muhammed'in içerisinde ifrat tefrit noktasına konmuş. Yani kimisi demiş ki işte günahsızlardır. Yok günah işlemezler. Bunlar biraz fazla şatahata giriyor. Açık konuşmak gerekirse. Hiçbir kimse yoktur ki bir günah onun pençesinin altına almamış olsun. Hatta hadis-i şerifin başında diyor ki ümmetimden hiçbir kimse yoktur ki bir günah onun pençesinin altına almamış olsun. Günah işleyenlerin en hayırlısı günahına tövbe edenlerdir. Günahına tövbe edenler de hiç günah işlememiş gibidir. Hadis-i şerif. Şimdi bir veliyi günahsız görmek, bir veliyi bu noktada ismet sıfatıyla sıfatlanmış görmek insanı küfre götürür. Çünkü hiçbir veli bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri veya geçmiş peygamberler mesabesinde değildir. Onlar peygamberlik mesleği ve peygamberlik makamı noktasında hiçbir zaman velilerle eşdeğerde değillerdir. Velilerden yukarıdadırlar. Şimdi bazen zaman zaman hani Gazali'nin ihyasına aldığı, Tirmizi'nin de rivayet ettiği, İmam-ı Hanbel'in rivayet ettiği, ümmetimin velileri Beni İsrail peygamberleri mesabesindedir. Hadis-i şerifine bakaraktan velileri günahsız görmek doğru bir analiz değil. Bu hadisler velilerin vazifeleriyle alakalıdır. Peygamberlik mesleği bitmiş, peygamberlik yolu kapanmış, bir daha peygamber gelmeyecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ne olur bu insanların hali, bu ümmetin hali ne olur deyince velilerle alakalı hadis-i şerifler sudur eder. Der ki ümmetimin velileri peygamberlerin vazifesini yapacaklar. Bu manada vazife ne? Allah'ı tebliğ etmek. Vazife bu. Vazife ne? Kur'an ve sünneti tebliğ etmek. İnsanları Allah'a davet etmek. Allah'a çağırmak. İnsanları Kur'an ve sünnete çağırmak. O yüzden buradaki velilerin vazifesi geçmiş peygamberlerin vazifesi mesabesinde, niteliğinde. Bunu
İsmet sıfatıyla sıfatlandırmak, bunu günahsız görmek haddi aşmaktır. Allah muhafaza eylesin. Bu kim olursa olsun, hangi şeyh efendi, hangi veli, hangi mürşid olursa olsun. Benim sözüm de yanlış anlaşılmasın. Ben bazen Allah rahmet eylesin şeyh efendi için derim ki ben bir kusurunu görmedim benim yanımda. Ben şahit oldum, bir şey olmadı. Ama muhakkak var mıdır? Vardır. Ben yoktur deyip kapıyı kapatmam. Ben şahit olmadım. Öyle söyleyeyim. Sevenin gözü kör olurmuş ya. Kulağı sağır olurmuş. O esnada o kimseye o hataymış, günahmış, kusurmuş gibi görünmez. Sonradan da bunları analiz etmeye kalkarsa insan yine hata yapar. Olmuş, bitmiş, yaşanmış bir hayat, defterini dürmüş, koymuşuz kenara. Cenab-ı Hak herkese bir üstada, bir velinin onun yanında durmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kolay şeyler değildir çünkü. O yüzden herkesin hatası, kusuru, eksikliği, noksanlığı vardır. Velilerin de vardır. O yüzden kardeşler, arkadaşlar yolun düsturlarını konuşsunlar. Meseleyi şahıs noktasında tutup bizim üstadımızın işte günahı yok, kusuru yok böyle şeyler söylerlerse bizim de hakkımıza girmiş olurlar. Biz de Allah'ın bir kuluyuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmetiyiz. Kur'an ve sünnete iman ettik. O imanımızı yaşamaya gayret ediyoruz. O yüzden kalkıp da normalde bunun üzerinde bir şey, bir iddiamız yok. Allah muhafaza eylesin. Bureyde radıyallahu anh anlatıyor. Bu bazen zaman zaman bazı kimseleri duyuyorum, soru soruyorlar, işitiyorum. Şeyhleriyle alakalı. Hayır işte o günah işlemez, o hata işlemez. Yok onun nasıl hata işler dersiniz filan. Veya bizim şeyhimiz böyledir filan. Ben başka yerlerden de duyuyorum bunu. Bunlar abartı. Allah muhafaza eylesin. Bir insanın Allah için şeyhini sevmesi haktır. Allah için şeyhinin olumlu yönlerini, olumlu taraflarını dile getirmesi haktır. İyiliklerini anlatması haktır. Ama onu peygamberler seviyesine çıkarması, peygamberlerden üstün görmesi veyahut da üstün tutması hak değildir. Burada Allah muhafaza eylesin, ümmetin içerisinde sıkıntı var. Bilhassa Türkiye'de de sıkıntı var. Bazı Türkiye dışındaki sufi gruplarda da problem var. Biz sufi düşüncesini Kur'an, sünnet, imamların içtihadı, ilk sufilerin bulunduğu dairede tutmaya ve yaşamaya gayret edeceğiz inşallah. Bureyde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığa efendim demeyiniz. Eğer o efendi olursa muhakkak yüce olan Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz. Nevevi, Riyâz-ı Sâlihîn, Ebu Davud. Yukarıdaki hadise göre biz bir kimsenin münafık olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Özellikle iş yerinde, devlet dairelerinde nasıl anlayabiliriz? Münafıkların bir amelde işaretleri vardır. Biz ona amelde münafık deriz. Bir de itikatta münafıklık vardır. Biz onları itikatta münafık deriz. İtikatta münafıklar, mesela onlar Allah ve Resulüne inandım derler. Kur'an'ın herhangi bir yerini inkar ederler. Veyahut da sahih hadislerle ve ümmetin ittifak ettiği bir şeyi kabul etmezler. Bunlar itikatta münafıktır. Bir kimse bunu söylerse, diliyle ikrar ederse biz deriz ki bu itikatta münafık. Ancak oradan geri döndüğünü duymamız lazım. Basına, sosyal medyaya açıklama yapıyorlar ya, böyle bir açıklamada bulundu. O kimse ondan geri dönmüyorsa, o noktada duruyorsa o itikatta münafıktır. Sıkıntılı olan yer orasıdır. Amelde münafıklık vardır. Hani konuştuğunda yalan söyler, emanete ihanet eder, sözünde durmaz. Münafıklığın alameti üçtür diye hadis-i şerif var ya, bunlar amelle alakalıdır. Bir kimse amelinde bu oradaki
imamların ortak noktası şu. Diyorlar ki bu günah kebair işlemiş. Bir kimse konuştuğunda yalan söylüyorsa günah kebair işliyor. Emanete hıyanet ediyorsa günah kebair işliyor. Verdiği sözü yerine getirmiyorsa günah kebair işliyor. O kimse dinden çıkmadı. Bakın bu noktada o kimse dinden çıkmadı. Onu dinden çıktı gibi görmek insanı dinden çıkarır. Allah muhafaza eylesin. Asıl dinden çıkma itikatta münafıklıktır. O da nedir? Mesela herhangi bir kimse öldükten sonra hesaba çekileceğine inanmıyor. Ama kendisi konuşurken Kur'an ve sünnete iman ettiğini, Müslüman olduğunu söylüyor. Hem Müslüman olduğunu söylüyor hem bir de öldükten sonra hesaba çekileceğine inanmıyor. Bu itikatta münafık. Veyahut da mütevatir hadisler var ki kadere iman farzdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kadere imanı farz kılmıştır. Ama mesela diyelim ki geri dönmedi. Mustafa İslamoğlu kadere imanın farz olmadığını, kadere iman diye bir şeyin olmadığını söyledi. Bu itikatta münafık olmuş oluyor. Yani itikatta münafık o kimse aynı zamanda küfür noktasında. Ama o itikatta münafık diye ince bir perde koymuşlar oraya. Yani çünkü la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimse biz küfür ehlisin diyemiyoruz. Öyle olunca itikatta münafık. Ama sonuç itibariyle o da küfür ehli. Veyahut da bir kimse diyor ki işte bu zamanda İslam hukukuyla hukuklanmak mümkün değil. İslam hukukunu icra etmek de mümkün değil. İslam hukukuyla yaşanması da mümkün değil. Bunu söyleyen bir kimse Müslüman ama la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi. O itikatta münafık olmuş oldu. Bunu bir kısım ulema direkt küfür ehli olarak görüyor. Mesela bunu İmam Şafii küfür görür, İmam Malik küfür görür, İmam Hanbeli küfür görür. Hanefilerden, İmam-ı Azam'dan sonra gelenler küfür görür. Bir tek burada İmam-ı Azam Hazretleri işte siz iman ehlini la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyeni tekfir etmeyeni hadis-i şerifin üzerinden itikatta münafık olarak görüyor. Ama aynı İmam-ı Azam namazı kasten terk eden bir kimsenin 3 gün hapis tutulacağını yine namazı kılmazsa tuzlu su içirilerekten katledileceğine de fetva veriyor. O yüzden burada bir tenakuz yok. Burada bir herhangi bir karşı duruş yok veyahut da bir sıkıntı yok burada. Ama İtikatta münafık, Kur'an ve sünnette sabit olmuş olan herhangi bir şeyi reddetmek, inanmamak. Allah muhafaza eylesin. Böyle bir kimseye efendim denmez. Böyle bir kimseye itaat edilmez. Böyle bir kimse, mesela bir kimsenin imamı olamaz. Böyle bir kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Böyle bir kimse mesela şeyse mesela müminlerin emri hükmünde olamaz. Böyle bir kimse Müslümanların bu noktada komutanı olamaz, emiri olamaz. Bunun gibi hükümler, hukuklar çıkar ortaya. Ya yani mesela itikatta münafık oldu kesin. İmamın birisi çıktı hutbede dedi ki öldükten sonra hesap kitap denilen bir şey yok. Onun arkasında namaz kılınmaz. Veyahut da birisi dedi ki işte ya ne bu orucu dolaştırıyorsunuz ki kışın tutuverin orucu. Onun arkasında namaz kılınmaz. Veyahut da birisi bunlar Türkiye'de konuşulan şeyler. Bunlar Türkiye'de çok rahat konuşuluyor. Fikir özgürlüğü adı altında bunlar konuşuluyor. Adam diyor ki ben fikrimi beyan ettim. Mesela işte Kur'an'ın hukukla alakalı ayetlerinin kaldırılmasını konuşuyorlar. Bunlar Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Millet Meclisi'nde konuşulmuş, tartışılmış. O zaman için cesaret edememişler. Bunları çok ayan beyan konuşup tartışıp milletin önüne sergilemeye. Şimdi bunu mesela insanların arasında ama profesör ismi Diyanet İşlerinden pardon İlahiyat Fakültelerinden veyahut da işte bir sosyolojicisi
bir psikolojici, bir ekonomist, bir normalde işte ilahiyatçının herhangi bir kimse bunu fikir özgürlüğü adı altında bunu koyuyor ortaya. Konuşabiliyorlar bunu. Cesaretliler. Çünkü bir tepki koymak mümkün değil. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde bir kimse bunları konuşabilir. Atatürk'e hakaret edemez, onu eleştiremez. Örneğin. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'ya hakaret edebilir, onu eleştirebilir. Kur'an'a hakaret edebilir, onu eleştirebilir. Şeriat'a hakaret edebilir, onu eleştirebilir. Yani böyle bir şey var. Olgu var orta yerde. Yani bunları normalde karşı çıkarsanız gerici, irticacı olursunuz. Yani sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bu ülkenin, bu memleketin mukaddesatına, inancına, değerlerine saldırmak serbesttir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Yani fikir özgürlüğü adı altında her şey yapabilirsiniz. Gavurluğun hepsi de serbesttir. Fikir özgürlüğü ve normalde işte insanların hayat standartlarının özgürlükleri var. Gavurluk olunca her şey serbest. Bunda bir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Müslümanım, ben Müslümanca yaşayacağım, Müslümanca konuşacağım derseniz sıkıntı var. Gerçekten sıkıntı var. Yani bu böyle bir aldatmacaya arkadaşlar kanmasınlar. Ben yıllardan beri söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Yani bir kimse La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa arkasından gelecek olanlara dikkat edecek. Allah muhafaza eylesin cümleyi. Kolay şeyler değildir. O yüzden normalde bir kimse itikatta münafık ise o kimseye efendim denmez. Eyvallah. Allah muhafaza eylesin. 50-60 yaşında bir bayan ikinci evliliğini yapmış. Beyinin aynı evde yaşayan 24 yaşında bekar oğlu varmış. Evde mahremiyet açısından nasıl davranması gerekir? Bir erkek bir kadını nikahladı da onunla cinsel ilişkiye girdiyse o erkeğe kadının kendi kızı, kızının kızı o kadının annesi, annesinin annesi yukarı kadar, yani yaşaması mümkün değil de erkeğe haram olur, nikahlayamaz bir daha. Bir kadın bir erkekle nikahlandı. Onunla cinsel ilişkiye girdi. O kadının, o erkeğin oğlu, oğlunun oğlu, o erkeğin babası, babasının babası ona hiçbir zaman nikah düşmez. Buradan hareket ederekten bir kimse nikahlı kocasının oğullarının yanında kendi oğlu hükmündemiş gibi davranabilir. Evet. Küfür etme alışkanlığından nasıl kurtulabiliriz? Küfür etmek çok bayağı bir şeydir. Ancak bayağı ağızlara yakışır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden hiç kimseye küfür etmeyin. Mesela hadis-i şerif, bir Müslümanın annesine küfredersen bütün inananların annelerine, Müslümanların annelerine küfretmiş gibisin. Mesela bir kimse bir Müslümanın annesine küfretti, öyle değil mi? Bütün Müslümanların annelerine küfretti. Bundan kıyas yapabilirsiniz. Bir kimsenin babasına küfrettin, bütün Müslümanların babasına küfrettin. Kıyas.
Bir kimsenin eşine küfrettin, bütün Müslümanların eşine küfrettin. Kıyas yapıyoruz ya. Bir kimsenin o zaman normalde bir kimseye küfrettin, bütün Müslümanlara küfrettin o zaman. Allah muhafaza eylesin. Küfretmek dervişlerin ağzına hiç yakışmaz. Müminlerin ağzına yakışmaz, dervişlerin ağzına hiç yakışmaz. Bakın, hiç yakışmaz. Müslüman odur ki dilinden diğer Müslümanlar emindirler. Müslüman odur ki dilinden diğer Müslümanlar emindirler. Sizin dilinizden insanlar emin olmalı. Dervişler küfrü unutmalı. Eşlerine, çocuklarına, etraflarına, hiç kimseye küfretmemeli. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet ve ahlakını öğrenebileceğimiz hadis kitaplarından önerileriniz hangilerdir? Ahlakla alakalı edeb-ül müfret var. Çok güzel, böyle İmam Buhari'nin hazırlamış, böyle harika 700 kusur tane hadis var içerisinde. Edeb-ül müfreti muhakkak bütün derviş kardeşler ellerinin altında bulundurmalı, okumalı ve onunla amel etmeli. Ellerinin altında bulunmalı, okumalı ve onunla amel etmeliler. Sonra diğer hadis kitabı Riyâyus Sâlihîn. Bütün derviş kardeşlerinin ellerinin altında olmalı. Hatta onu mümkün ise ezberlemeliler ve yaşamalılar. Riyâyus Sâlihîn. Bakın, size iki tane hadis kitabı öneriyorum. Bir, Edeb-ül Müfret. Evde, yolculukta, otobüslerle yolculuk giderken, bir yerlere giderken, ders yaparken. Ya ben okudum, dön bir daha oku, hayatına tatbik et. Dön bir daha oku, hayatına tatbik et. İkincisi ne? Riyâyus Sâlihîn. Muhakkak herkesin elinin altında, kitaplığında olacak. Bilhassa Hanefi'ye göre ibadet edenler. Çünkü Riyâyus Sâlihîn Hanefi mezhebine uygun olan hadislerden kurulu bir hadis kitabıdır. İmam Nevevi de Hanefi'dir kendisi. O yüzden özellikle o hadis kitabı bütün kardeşlerde bulunmalı. Bütün kardeşlerde. Ve kardeşler bunu okumalı, aynı zamanda da hayatlarına uygulamalılar. Okumuş olmak için değil, birine cevap vermek için değil, biriyle laf dalaşı yapmak için değil, birisine ilim satmak için değil. Müslümanların handikapları bunlar şimdi. Birine cevap vermek için hadis okuyor, ayet okuyor. Neymiş de tartışacakmış okulda, otobüste, orada burada. Geç canım kardeşim ya, sen dinini yaşa. Sen dinini yaşa. Ümmet-i Muhammed'in en büyük sıkıntılarından birisi bu. Bize hep dediler ki okuyun, 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 ikra oku, ikra oku. İyi biliyoruz kardeşim. Yaşayan kim? Bunca okuyor insanlar. Sabah namazına kaç kişi kalkıyor? Okuyor insanlar. Bunca okuyor, gene heva hevesine uyuyor. Bunca okuyor, yine nefsine uyuyor. Bunca okuyor, yine şeytanlaşıyor. Okuyor ama herkes alim. İmam Hatip mezunları namazı terk etmiş. İlahiyat fakültesinden mezun olanlar namazı terk etmiş. İlahiyattaki doçentler, asistanlar, öğretim üyeleri namazı terk etmiş. Ne okuması kardeşim?
Diyanetteki imamlar namazı terk etmiş. Ne okuması ya? Herkes okuyor. Biz neredeyse kütüb-i sitte'yi hıfz edeceğiz, ezberleyeceğiz. Hadislerin hepsini ezberleyeceğiz. Yaşayan yok ama. Ele geleni yersin, dile geleni dersin, böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın. Yunus nasıl söylemiş ya? Kitabın tam ortasından söylemiş. Okuyoruz ama. Herkes bir bilgili, bir bilgili, bir bilgili. Ne kadar bilgili? Bilgi yığılıyor. Herkes biliyor. Birisine nasihat edecek, birine bir şey söyleyecek noktan yok. Neden? Biliyor ya adam. Biliyor. Ama yaşamıyor. Yaşamıyor. Sahabe bilmiyordu. Ama yaşıyordu. Sahabe bilmiyordu. Ama yaşıyordu. Bakın yaşıyordu. Ya meşhur ya, kadının birisi geldi beni nikahla dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Sustu. İkinci gün bir daha geldi. Üçüncü gün bir daha geldi. Susunca oradan sahabeden bir kimse dedi ki sen nikahlamayacaksan bana nikahla dedi. Ona dedi ki mehir ne vereceksin? Hiçbir şey yok. Git akrabalarına danış. Danıştı geldi. Hiçbir şey yok. Hiç kimsede hiçbir şey yok. Dedi ki hıfzında kaç ayet var? 2 ayet mi 3 ayet mi ne biliyor hıfzında? Bakın sahabenin hıfzında 2 veya 3 ayet var. Diyor ki bunu ona öğretmen karşılığında mehir olarak seni buna nikahladım. Ya sahabe 3 ayet bilmiyor canım kardeşim ya. Sahabe 3 ayet bilmiyor. Bizde hafızlar dolu, dolu, okuyanlar dolu, dolu. Bu ümmet ne halde? Bu ümmet ne halde? Bunca televizyon. Şimdi bu akşam gidin eve, buradan dersten çıkın. ATV'de, Kanal D'de, Fox'ta, Star'da, her tarafta şey var. Ne o? Dini sohbet var. Hepsinde. Yığılıyor, yıkılıyor. Ramazanlarda, bütün kanallarda. Her yerde dini sohbet var. Harika. Her biri 50'şer, 60'şer, 70'şer, 80'er, 100'er milyar, 120 milyar. Geceliği 5 milyarmış. Murtaza söyledi ya. 5 milyar adam gelip 2 saat sohbet ediyor. 5 milyar alıp gidiyor belediyeden. Alıyorlar, gidiyorlar. Bu kadar din anlatılıyor. Ya bu kadar din anlatılan yerde 15 yılda, 15 yılda bu kadar din anlatılan bir ülkede ya fuhuş %725 artar mı? Devlete, devletin tespit etti. Bir o kadar da devletin tespit etmediği vardır %1500. Radyolar, televizyonlar din anlatıyor boyuna. 10 yılda %1500 fuhuş artmış bu ülkede. Herkes okuyor. Okuyor herkes. Herkes okuyor. Uyuşturucu 10 yılda %435 artmış. Herkes okuyor. TÜİK var ya, TÜİK. Evet, oradan okuyorum ben de.
İstatistik Kurumu. Adalet Bakanlığı'nın açıkladıkları var. Adalet Bakanlığı'nın açıkladıkları. Kaç? %1784 işte. Son 10 yılda. Dedim ya. 730 dedim, devletin tespit etti. Bunu bir katta daha dedim. 1500, %1780 araştırmaya göre. Artmış. Okuyor insanlar boyuna. Dinliyorlar. Evet, okuyor. Herkes okuyor. Bize de boyuna diyorlar. Oku. Yaşa diyen yok. Habire okuyun diyorlar. Yaşayın diyen yok. Yaşayın diyen yok. Hiç yaşayın diyeni duydunuz mu? Okuyun. Ne? Kitap yüklü eşekler olun. Oku, amel etme. Oku, amel etme ama. Namazın farzını bil. Ama kılma. Kılma. Millet zaten bir namaz kılsa camiler iflas edecek. Millet bir namaz kılacak, Diyanet kapıyı kapatır camilerin kapısını. Der ki ya bu kadar iş bize fazla. Grev eder imamlar. Hani böyle işte cemaatlere, tarikatlara hepsine tadıp tutuyorlar ya. Kimler? Profesörler. Bazen zaman zaman aklıma gelmiyor değil ha. Diyorum bir çılgınlık yapayım. Bütün herkesi toplayayım gidelim ilahiyata. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz din öğrenmeye geldik. Kaç kişi? 1000 kişi. Nasıl? Basmaya. Soracağız, cevaplayın bize. Atarlar bizi, tutuklarlar. Siz bir camiye gidin. 5 kişi, 10 kişi. Her namazdan sonra imama deyin ki hocam sorularımız var. Bize 5 hadis okuyun mu? Katmaz sizi camiye bir daha. Ya da bırakır camiyi sana. Ulan sizle mi uğraşacağım der. Ya biz diyeceğim ki sen ne olursan ol dedi birisi bana. Siz ne olursanız olun kardeşim. Alın cami sizin ya. İkide bir de bana hadis diye gelmeyin dedi. Baktılar. Dediler ya biz bu imamı böyle tanımıyorduk. Yani dediler Mustafa hocam sen gelince böyle oldu bu. Yok dedim ya boşverin siz ya o imam iyi bir insan dedim. Siz gene akşam namazından sonra toplanın. Deyin ki dedim ya hocam 5 tane hadis oku bize. Gidin kardeşim demiş ya hadis madis okumam size. Kim öğrettiyse size bunu demiş ya. Nereden çıktı bu demiş ya. Siz ne güzel kahvede demiş kağıt oynuyordunuz ya köyde. Ben tabii yaklaşık iki ay geçti. 2 ay sonra filan orada gene bir akşam namazına gittim. Ben sarık filan sarmıyorum hiç. Haydarı giymiyorum. Normal bana soruyorlar ne iş yapıyorsun? Tüccarım diyorum ben. İşte ne alıp satıyorsun? Ucuz bulduğumu alırım. Pahalı bulduğumda satarım diyorum. Hani aldım malı. Pahalı bulduğumda satarım. Hiç önemli değil diyorum ben. Neyse bakıyorlar şimdi ne alacak ne satacak belli değil. Gelin bakalım oturuyoruz biz şimdi. Hadi bir sohbet hadi bir oradan bir buradan ondan sonra. Şeyde var ya camilerde orada hadis kitapları. Getirin bir hadis kitabı oradan. Getiriyorlar. 1, 2, 3 hadis okuyor şimdi. İmam demiş ki bu adamı bir daha buraya camiye katmayın. Bu demişler Daiş olabilir. Bir dahaki gittiğimde soruyorlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bakıyoruz diyorlar. Çok hani hoş sohbetsin, tatlı dillisin. Hocam Daiş'le bir bağlantın var mı?
Dedim günaha gireceğim ama kalbim patlayacak dedim. Söyleyeyim mi dedim ben? Söyle dediler. İmam mı söyledi dedim ben? Herkes boynunu büktü. Dedim böyledir. Ya neden? Okuyun siz ya, yaşamayın. Bakın okuyun, yaşamayın. Yaşamadığınız müddetçe okumanızdan hiçbir sıkıntı yok. Yahudiler de aynıydı. Hristiyanlar da aynı. Şimdi Müslümanları da aynıleştiriyorlar. Okuyun kardeşim. Ne geldiyse başınıza cehaletten geldi. He? Ne gel? Okuyalım. İyi okuyalım. Ben okudum, faiz aram. Sen ne yapıyorsun? Okuduk kardeşim. Kumar haram. En büyük kumarbaz devlet. Okudum, faiz haram devlet. En büyük faizci devlet. Kumar haram. En büyük faiz, en büyük kumarcı devlet. Fuhuş haram. Ulan devlet çalıştırıyor. Okudukça öğreniyorum. Ben diyorum ya boyuna televizyonlarda, gelin kardeşim Kur'an'ın Türkçesini mi öğreteceksiniz? Öğretin ama yaşayın. Yaşa kardeşim. Namaz farz. Nasıl gidecek adam mesai saatinde namazı? Nasıl kılacak? Ben orman işletmesinde çalışıyorum. Namaz farz. Ben atıyorum secdadeyi. Allah-u Ekber farzını kılıyorum 4 rekat öğlen namazının. Bütün daire öğrendi ben namazı kılıyorum şeyde. Ne o? Bir oda. Müdür geldi. Dedi sen namaz kılıyormuşsun. Ha kılıyorum dedim. Burada kılıyormuşsun dedi. Burada kılıyorum dedim. Burada kılıyorum. Bu millet dedi burada dedi şeyde büroda namaz kılmaya başlarsa ne olacak dedi. Başlasınlar Allah'ın emri dedim. Bu millet dedim çay içerken bir şey olmuyor. Hatunlar gelince sohbet ederlerken bir şey olmuyor. Dedim gaydır gubbak muhabbet varken bir şey olmuyor da dedim. Namaz kılarken mi bir şey olacak? Müdür de eski ülkücülerden. Yani hala da MHP'li ülkücü ama bizim ülkücülüğümüzden eser yok. Nerede hoplatacak, zıplatacak, güpletecek işler var onlara uğraşıyor. Akçeli işler. Yolu ihale etmişler. Kaç bin metre? 2200 metre. Benim elimde şerit metre. Ben ölçüyorum. Ne 2200'ü? 1500-1600 de bırakmışlar. 1600 imzalamam diyorum ben. Biraz daha zorluyorlar. 1800'e çıkıyorlar. İmzalamam diyorum. 400 metre kalıyor orada. İmzalayacağım ben. Arkadaş parayı alacak. Müdür diyor imzayı atsana. Atmam dedim. Kim atacaksa atsın burada. Zaten yapmışlar yapacaklarını. İlk ihaleye çıkarırken 300 metre, 400 metre çıkarıyorlar. Ondan sonra 2200 metreye çıkarıyorlar. Yutacaklar ya. Hep ihaleler öyledir. Büyük bir çoğunluğu. Devlet ihalelerinin büyük bir çoğunluğu böyledir. Altını çizin. Herkes yalar yutar oradan. Hepsi de. Bakın müteahhitlerin sonuna, sonunda iflas ederler. Neden? Yetimin hakkı var onda. Yetimin hakkı var. Adam olmazlar. Neden? Yetimin hakkı var. Haram. Haram. Ne ben namaza başladım orada. Bu sefer olmadı. Dedi ki herkese bulaşır bu. Ne olacak dedim ben o zaman. Ben namazı kılacağım. Camiye git o zaman dedi. İyi ben camiye giderim. Şimdi ezan okunuyor. Ben tam dairenin tam karşısında parkın orta göbenden dost doğru gidiyorum. Orada Hacı Mehmet Camii var. Hacı Mehmet Camii'nde namazı kılıyorum. Geliyorum tekrar geriye.
Bir hafta öyle gittim, o da hoşlarına gitmedi. Olmaz dedi. E nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu sefer merdivenin altında kıl dedi. Bodrum kat var. Olur. Hemen tahtadan bir secdade yaptırdım ben. Merdivenin altında namaz kılıyorum. Tahtadan bir secdade. Birdim, iki oldum. Üç oldum, dört oldum. Ben orada da devam ediyorum ben. Haydi birisi bir tahta daha yaptırdı. Dedim secdadeni yaptır gel tahta. Ya burada dedim merdivenin altında mı namaz kılacağız? Ne yapalım dedim, müdür buraya attı bizi dedim. Burada kılıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Erkek olarak namaz kılmaya başladık. Bunu da duydu müdür. Bana bir şey de diyemiyor. Tam bana bir şey diyecek. Sağ sağ kulakları çınlasın. Öldü mü bilmiyorum. Allah rahmet eylesin öldüyse. Bizim sop var. Hasan Sop. Benden büyük ama o kardeşi benim sınıf arkadaşım. O zaman o da böyle eski ülkücü abilerden. O da şeyde orman işte genel müdürlükte iyi bir vazifede. O zaman için personel şube müdürü mü ne bir şey müdürü olduydu o. Hatta genel müdür yardımcılığı falan yaptı. Amerika'da eğitim falan gördü. Ondan sonra böyle genel müdürlüğe oynuyor falan böyle gidiyor geliyor genel müdür olacak o ara. Ben çok daralırsam böyle sıkıntı çekersem ona telefon açıyorum. Abi sen bir telefon aç diyorum ben buraya. Tamam Mustafa'cığım diyor. Kapatıyor telefonu. Aradan iki saat geçiyor. Müdürün odasından telefon açıyor. Müdürün odasından. Bizim Mustafa'yı bir çağırır mısın diyormuş. Hemen o çalışan kimse geliyor müdürün şeyi. Müdür bey çağırıyor diyor. Ben biliyorum ki ne olduğunu. İniyorum ben aşağı. Buyurun müdür bey diyorum ben. Sop arıyor, sop diyor. Sop arıyor. Ben alıyorum telefonu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Vay abi nasılsın, iyi misin, öyle miydi, böyle miydi bir muhabbet. Bu esas duruşta yanımda. İşte ne yapıyor bedeller filan, iyiler mi, iyi abi geçen gün işte oradan geçiyordum. Gerçekten de işte babayla selamlaştım filan, valide şöyle işte böyle tamam muhabbet. Var mı bir emrin isteyin, estağfurullah abi senden emrimiz isteğimiz mi olur abi ya. Ne demek, Allah senden razı olsun, burada her şey gayet iyi. İyi de, iyi de diyor, iyi de. Burada her şey iyi abi. Bir sıkıntı yok maşallah. Bir problem yok abi. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kapatıyorum ben şimdi telefonu. Böyle yapıyor. Allah'ım diyor ya. Böyle duruyor şimdi. Vallahi ne yapayım müdürüm. Çok seviyor beni diyor ben şimdi. Gerçekten de çok sever bizi. Abimi de çok sever o. Hatta bu normalde Bursa'ya falan gelip gittiğinde uğrardı şeye. Bu ara görüşemez. Abimle görüşür gene de mahallenin çocuğu. Öyle tutuyoruz adamı. Yoksa adam gene yapacak yapacağını bize. Bu sefer baktı gördü diş geçiremeyecek. Ondan sonra dedi ki merdivenin altını mescit yapın o zaman dedi. Biz merdivenin altını ahşaptan lan ormanda ağaç mı biter? Rabıtadan bir mescit yaptık. Muhteşem. Bir daha kimse sökemez onu. Bilmiyorum hala daha duruyor mu orada. Biz başladık tabii mescidi yapmışım öyle tutar mıyım? Öğlen namazından sonra falemennahu la la ilallah la la ilallah. Üç sefer tamam mı? Hepsi de soruyor dersler çekildi değil mi? Çekildi diyor. Sıkıntı yok. Üç sefer la la ilallah deyince cemaatle dersler çekiliyor. Bütün hepsi toplanıyor dersi bedavaya getirecek. Ondan sonra baktım çok alıştılar. Dedim böyle olmaz ya. Gene de evde çekin dersinizi. Şimdi namaz farz. İyi herkes kılsa ne olacak? Okuyun, yaşamayın. Dertleri ne? Okuyun, yaşamayın. Bilin, yayın. Yani ilahiyat mezunu, ünlü bir siyasetçi geldi büroya. Böyle bir şey konuşacak oldu. Dedim konuşurum batarsın. Yoksa öyle hocam dedi. Namazı bile kılmıyorsun dedim ya. Neren ilahiyatçı senin dedim. Handikap bu. Allah bizi affetsin.
Yalanın üç yerde mübah olduğu ile ilgili bir hadis okuduk. Bununla alakalı bir ayet bulamadık. Bu hadise dayanaraktan yalan söylemede kapı aralanabilir mi? Bu hadis-i şerifi nasıl yorumlayabiliriz? Halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verildiğini işittim. Bir, savaşta düşmanı aldatmak. İki, iki kişinin arasını bulmak maksadıyla. Üç, kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak düşüncesiyle söylediği yalanlar. Bu üçüne müsaade edilmiş zaten. Bunun dışında bir yalana müsaade edilmemiş. Bir, savaş halindeysen düşmana, darül harpte harbine, darül harpte harbine, savaş halinde düşmana deyince darül harpte harbi de giriyor. İki, iki kişinin arasını bulmak için. İki arkadaş, iki kardeş. Ya o seni sever aslında filan. Üç, karı koca arasında ikisinin arasını bulmak için. Kadın diyor ki adamı gördüğümde domuz görmüş gibi oluyorum. Ben ne yapacağım bunu diyor. Adama diyorum ki bak diyorum ya senin hakkında ne kadar olumlu şeyler söylüyor. Adam da diyor gerçekten mi? Tabii diyorum ya. Seni gördüğünde diyorum ben bütün tüyleri diken diken oluyormuş heyecandan diyor. Ne yapayım? Dervişlere yapmıyorum bunu. Allah muhafaza eylesin. Ama karı kocanın arasını bulmak da ne? Büyük sevap. Birinin olumsuz sözünü öbürküne yetiştirmeyeceğim. Senin hakkında böyle böyle dedi demeyeceğim. Ona şöyle siyaset size. Ya bu adamın hiç mi iyi tarafı yok? Başlayacak. İşte şusu iyi, busu iyi, busu iyi, busu iyi. Onları cımbızlayacaksın. Diyeceksin ki ya senin eşin dedi ki işte cömerttir, evine bakar, çocuklarına bakar. Adam şişiyor. Güzel şeyler bunlar. Allah muhafaza eylesin. Avon, farmasi gibi firmaların çalışma sisteminde çalışan kişiler yeni üye kazandırdıkça gelen yeni üyelerin sattığı ürün üzerinden prim kazanç elde ediyor. Bu şekilde çalışma sistemi uygun mu? Uygun. Neden uygun olmasın ki prim sistemi? Ya geçen hafta da bununla alakalı sohbet edemedik. Kağıt eskidi artık bir haftadan beri taşımaktan. İnşallah bu uzun biraz mesela ama bunu kısaltayım inşallah. Cabir bin Abdullah'tan şöyle rivayet edildi. Allah-u Teala'nın o zaman içinizde iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Ayeti bizim hakkımızda yani Beni Harise ve Beni Seleme hakkında inmiştir. Bu ayetin inmemiş olmasını isteyemezdim. Hem de bu ayette Allah onların yardımcısıdır ifadesi verdi. İfadesi vardır. Şimdi sufilerde şöyle bir şey vardır. Hani burada Cenab-ı Hak tehdit ediyor. Yani diyor bu iki bölük bozulacaktı. Birbirine düşman olacaktı. Burada bir durum tespiti yapıyor ve bunu da ikaz ederekten söylüyor. Yani tehdit ederekten söylüyor. Ardından da diyor ki Allah onların yardımcısıdır. Bunu ikaz ederken, tehdit ederken arkasından da müjdeyi veriyor. Allah onun yardımcısıdır. Şimdi hani bir sahabe ikide birde İçki kullanırdı ya, yani Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem dedi, birkaç kez de onu böyle şey yapmıştı, hat uygulamıştı. Yine ikincisinde mi, üçüncüsünde mi ne hat uygularken sahabeden bir kimse, yani gene böyle içtin, gene böyle bu şey yaptın gibisinden laf söyleyecekken
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri birden ona döndü. Dedi sus. O Allah ve Resulünü sever. Şimdi sufilikte bir terbiye vardır. Allah terbiye eder kulunu. Kulunu Allah terbiye ederken gerekirse onu ikaz eder, tehdit eder. Veya bir üstad bir müridi terbiye eder. Ona gerekirse tehdit eder, tehdit eder. Bu caizdir. Bu onu sevmediğini göstermez. Hatta bu onu sevdiğini gösterir. Asıl kıskançlık budur. Asıl koruma, sevmek budur. Bir kimse sevdiğinin hatasını, kusurunu göz göre göre boş geçmez. Onu ister ki daha iyi olsun. Onu ister ki daha güzel olsun. Onu ister ki daha iyi bir yere gelsin. O yüzden onu ikaz edilmesi gerekiyorsa ikaz eder. Tehdit edilmesi gerekiyorsa tehdit eder. Ona bir ceza verilmesi gerekiyorsa ceza verir. Bu onun sevmediğini göstermez. Allah muhafaza eylesin. Başı boş bırakıldıysa sıkıntılıdır. Hani Cenab-ı Hak burada tehdit ediyor ama ardından da diyor ki Allah onların yardımcısıdır. Yani Cenab-ı Hak onların üzerinden elini kaldırmadı. Cenab-ı Hak onun üzerinden yardımını kaldırmadı. Yine Tevbe suresi ayet 121. Hani sen müminleri savaş için duracakları yere yerleştirmek üzere erkenden ayrılmıştın. Allah semidir, alimdir. O zaman sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Bu normalde bu ayet-i kerimenin geldisi bu. Halbuki onların dostu Allah idi. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Andolsun ki siz düşkün bir durumdayken Bedir'de Allah size katı bir zafer vermişti. Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. Ya normalde burada şimdi Cenab-ı Hak bu özür dilerim Ali İmran'dı bu 121, 122, 123. Cenab-ı Hak burada diyor ki hani siz düşkündünüz bir de. Yani zayıftınız ama Bedir'de diyor Allah size katı bir zafer verdi. Ve burada da diyor Bedir'de siz neredeyse birbirinizden ayrılacaktınız. Siz birbirinize düşecektiniz, birbirinizden de ayrılacaktınız. Ama Allah sizin yardımcınızdı. Allah burada onları hem ikaz ediyor, hem tehdit ediyor, hem de aynı zamanda onları ne yapıyor? Onların yardımcısı olduğunu söylüyor. Elini onların üzerinden kaldırmıyor. Tevbe suresi ayet 25-27. Ant olsun ki Allah size Huneyn gününde yardım etmişti. Burada da bir ikaz var. Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de size bir faydası olmamıştı. Hani Huneyn'de Müslümanlar kalabalık, çocuk çokluklarından dolayı böbürleniyorlar. Ama diyor size faydası olmamıştı. Ayet-i Kerime'nin sonunu okuyorum. Allah gafurdur, rahimdir. Hatta ayet-i kerimin ortası yeryüzü genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra gerisin geri dönüp gitmiştiniz. Bilare Allah Resulü ile müminlerin üzerine sekinetini indirmişti. Görmediğiniz orduları da indirmişti ve kafirleri azaba uğratmıştı. Siz aslında geri geri döndünüz. Çokluğunuza inandınız. Çokluğunuza bakaraktan böbürlendiniz. Çokluğunuza bakaraktan nefsinize uydunuz. Ama Allah size yardım etti. Melekleriyle yardım etti. Şimdi burada söz konusu olan mana şu. Bir kimse terbiyeye girince dervişlik noktasında el bebek gül bebek büyümez. Yol el bebek gül bebek yolu değildir.
Yok işte bana sert davrandı. Tabii sert davranacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cenk meydanına çıkmayan sahabeye dedi ki selamı sabahı kesin bunlarla. Onlarla selamı sabahı kesti. Bütün sahabeye de emir verdi. Yasakladı. Hiç kimse onlarla selamlaşmayacak dedi. Ta ki onların tövbelerini ayet-i kerimeyle kabul edildikleri tespit edilinceye kadar. O zaman bir kimsenin ikaz edilmesi, bir kimsenin bu noktada yolun içerisinde şunu şöyle neden yapmadın, bunu böyle neden yaptın denmesi yolun gereğidir. Bunun olması gerekir. Hatta hani meşhurdur ya, hani büyük zatlar kendilerini cehennemlik görmüşler. Ona rağmen kulluğa devam etmişler. Demişler ki başka gidecek kapı mı var? Allah bizi hayırlı eylesin inşallah. Rabbim muhafaza eylesin. O yüzden normalde yolun içerisinde kardeşlerin ikaz edilmeleri, tekit edilmeleri haktır. Mesnevi'den bir beyit. Ey sevgili sen kızıyorsun. Bu benim hoşuma gidiyor. Canım sana feda olsun. Benim sevgilim biraz kızıyor. Allah bizi o sevgiliye sevgili olanlardan eylesin. Fâlemennâhu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe El-Fatiha ma'sanat. Amin. Destur.